7 yaş üzeri için uygundur. Olumsuz öğeler içermektedir. Güzel bir cumartesi gününden herkese merhabalar. Sinema haberleriyle dolu Kamera Arkası'nın yeni bölümünde sizlerle birlikteyiz. Filmler, diziler, sinema dünyasından son gelişmeler, haberler derken sizlere yine dolu dolu bir bölüm hazırladık. Koca bir sezon göz açıp kapayıncaya kadar güzel dizi ve filmlerle geçti. Bugün sezon finalimizi yapıyoruz. Bakalım bu bölümde neler izleyeceğiz. Kamera Arkası bu hafta çok eğlenceli. Vizyona giren yeni filmler, yakın zamanda izleyeceğimiz yapımlar, dizi ve film önerileri, sinema dünyasından en son haberler, A Quiet Place Day One filminin Kamera Arkası. Hepsi ve çok daha fazlası az sonra Kamera Arkası'nda. Sessiz Bir Yer birinci gün bu hafta sinemalara geliyor. Ayrıca filminin perde arkasına da davetliyiz. Serinin başlangıcına tanık oluyoruz. Lupita Nyong'o, Joseph Quinn, Digimon Hanso ve Alex Wolff bizi birinci günün perde arkasına götürüyor. Kıyamet sonrası bir dünyada yaşanan ve ultra hassas işitmeye sahip canavarlardan saklanırken sessizce yaşanmaya zorlanan bir ailenin hikayesini anlatan A Quiet Place'in devam filmi Day One. Filmin yönetmenliğini ve senaristliğini John Krasinski'nin yapıp başrolünü aktris eşi Emily Blunt'la paylaştığı seriden bir spin-off projesi. Nyong'o Sessiz Bir Yer birinci günde başrolde. Ona ise Digimon Hanso eşlik ediyor. Sessiz Bir Yer birinci günde dünyanın sessizleştiği günü deneyimleyeceğiz. In A Quiet Place Day One, we have gone back to the beginning of what happened before the creatures invaded the earth. In Day One, we explore similar themes to the beginning of the second film, where we watch the Abbott family negotiate this invasion. Except this time we're set in an urban environment in New York City. It's a completely different perspective, a different environment, a different setting, and this one is so much more devastating to witness. We meet Samira, who is on a day trip to New York when they arrive. And she has to adjust to this new world. And on the way, she meets Eric, a perfect stranger, who she has to figure out how to survive with. Trying to be quiet in New York City is no easy thing. An entire city of people figuring out the rules for themselves. If we stay here, we die. The world is coming to an end, and how does one best manage the emotional roller coaster? It feels very surreal because New York is so quiet. It feels very ominous, and you just think about survival. It's perilous, it's fastly paced, and it's extremely quiet. Bir zamanlar gelecek 2121 iklim krizi ve kıtlık sebebiyle yaşanılmaz hale gelmiş olan dünyada yaşlı hayatın yok edilmesi zorunlu kılındığı zamanları konu alıyor. Yer altındaki evlerinde kadın, adam, çocuk ve anneanne olarak yaşayan 4 kişilik bir ailenin hayatı yeni doğacak bebek yüzünden değişiyor. Bu filmle birlikte Serpil Altın'ın Türkiye sinemasında distopik bilim kurgu türünde film çeken ilk kadın yönetmen olarak da anılmasını sağlıyor. Bu haftanın sinemadaki tercihlerinden biri olabilir. Mutlu hayatlarda yer yer altı insanları. Hepinize mutlu bir gün diliyoruz. 21. yüzyılın sonlarında iklim krizi ve kıtlık sebebiyle yeryüzü yaşanılmaz bir hale gelir. Hayatta kalabilen az sayıda insan koloni halinde yerin altında kurdukları bloklarda yaşar.
Koloni sistemini kontrol eden genç yönetimin aldığı kıtlık kanunları gereği sisteme getirilen yeni hayat karşılığında yaşlı neslin yok edilmesi zorunludur. Yer altındaki evlerinde kadın, adam, çocuk ve büyük anne olarak yaşayan bir ailenin hayatı yeniden doğacak bebeğin yüzünden değişir. Saçma sapan düzeni biz kurduk. Neler olduğunu anlatır mısın? O artık bir direnişçi. Türkiye'nin ilk uzun metraj kadın bilim kurgu ve distopya yönetmeni unvanına sahip Serpil Altın'ın filmi Bir Zamanlar Gelecek 2121. Amerika'da gerçekleşen 19. Phoenix Uluslararası Horror and Science Fiction Film Festivali'nde en iyi bilim kurgu film ödülünü kazandı. Başrolleri Selen Öztürk, Çağdaş Onur Öztürk ve Ayşenil Şamlıoğlu paylaşıyor. Sistem her şeyi görür, duyar, bilir. Mutlu hayatlar. Mutlu hayatlar. Hayat. Türk işi komedi filmi La Haydi Maske bu hafta sinemalarda. Bu soygun işin unut. Burası İspanya değil. O dizi sen gerçeksin. Dünyada salgın olaylara hakimdir. Pandemi ilan edilmiştir ve hiçbir yerde maske bulunmamaktadır. Üstelik bazı fabrikalar stokçuluk yapmaktadır. Mahalle sakini Rahmi, La Casa de Papel'den çok etkilenerek mahalle esnaflarından oluşan 9 kişilik amatör bir ekip kurar ve maske fabrikasını soymaya karar verir. Fakat işler hesapladıkları gibi gitmeyecektir. İstanbul, Ankara, Sivas, Trabzon, Adana, Çorum, Yozgat. Ben kimim? Dünyaca ünlü La Casa de Papel dizisinden ilham alarak bir soygun gerçekleştirmeyi planlayan mahalle esnafının maceralarını anlatan La Haydi Maske'nin başrollerinde Ayhan Taş, Burak Satıbol, Hüseyin Elmalı Pınar rol alıyor ve onları Sefa Özçelik yönetiyor. Bittik oğlum biz, bittik. Her şey buraya kadarmış. Kapat şu maskeyi de. Lan ben sizin yapacağınız işi... Patron, bu çok tehlikeli bir görev. Ülke tarihinin en büyük koparma operasyonuna hoş geldiniz. Kod kafalılar. 2 saat giyinemediniz. Geç kaldın. La haydi. Maske. Ben sana fragmanı anlattım sadece usta. Bırak uzun metrajı bir anlatayım. Ondan sonra karar ver. Şeyda aile içi şiddetten sağ kurtulan ve İran'daki evinden uzakta bir ülkede yeni bir başlangıç arayan bir kadının hikayesi. Yönetmen Niyasari'nin kendi çocukluğundan ilham alan Şeyda, İranlı kadınların inanılmaz dayanıklılığını ve cesaretini kanıtlarken Niyasari'nin filmi bu yılmaz ruha cesur bir övgü niteliği taşıyor. جای نوروز روز اول بهاره مثل یه تولد دوباره از همه چی از اول نو میشه بازاک شب بازاک شب. Cesur İranlı bir kadın olan Şeyda 6 yaşındaki kızıyla birlikte Avustralya'ya iltica eder ve kadın sığınma evine yerleşir. Fars Yeni Yıl kutlamalarında, Nevruz geleneklerinde ve yeni başlangıçlarda teselli bulan Şeyda'nın özgürlüğe giden yoldaki tek engel, birdenbire tekrar hayatlarına dahil olan eski kocasıdır. Bezen. Bezen'a. Bezen. Nora Nisiari'nin ilk uzun metrajlı kurgu filminde Kutsal Örümcek'le Kanda en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanan Zaramir Ebrahim'i kendisi ve kızı için yeni bir başlangıç arayan aile içi şiddet mağdurunu canlandırıyor. Ben ne mi tersem? Kamera arkasına hızla haber turumuzla devam edelim. Uyarlamalar gündemde. Ya eski filmler diziye uyarlanıyor ya da eski diziler filmlere. Önümüzdeki dönemde izleyeceğimiz proje çok. Sevdiğimiz karakterler artık yeni oyunculara emanet. Yani izleyeceğimiz hikayeler ve kahramanlar eski ama oyuncular yeni. Yapım aşamasındaki filmler, sete çıkan yapımlar. Sinema ortamlarında arkadaşlarınızla paylaşabileceğiniz son gelişmeler şimdi kamera arkasında. Wanda and Vision, aren't we a fine pair? Sıradan olmayan bir çifti izlediğimiz televizyonun yeni çağına vizyoner bir bakış olan WandaVision dizisi pek sevilmişti. Yapımcılar da Wanda'nın sevdiceği Vision'a bir dizi yapma planlarına başladı. Dizinin adı Vision Cast olacak.
hafızasını ve insanlığını yeniden kazanmaya çalışan The Vision'ı takip edecek. Aktör Paul Bettany rolüne geri dönecek. Elizabeth Olsen'ın da Wanda olarak görünme olasılığı var. Hello. I tell you something I did. Ray? Something bad. 2013 ila 2020 yılları arasında 7 sezon boyunca dünyanın birçok ülkesinde yayınlanan, büyük ilgi gören Emmy ödüllü kült dizi Ray Donovan Türkiye'ye uyarlanıyor, hazırlıklar başladı. Zengin, ünlü ve prestijli insanların her türlü sorununu zekice yöntemlerle çözmeyi başarsa da babası Mickey başta olmak üzere ailesiyle sorunlarını bir türlü çözemeyen Ray Donovan'ın Türkiye uyarlamasında Mickey Donovan karakterine Haluk Bilginer hayat verecek. Dizinin orijinalinde John Voight'in canlandırdığı Mickey Donovan, oğlu Ray Donovan'la birlikte hikayenin tam merkezinde yer alıyor. Good. You feel good? Merci. We're open. İştahımızı kabartan bir dizi The Bear. Yayınlandığı 2 sezon boyunca tok izlesek de acıktık. Çünkü yemekler de dizi de lezzetli. Şimdi ise 3. sezonunu ocağa koymaya hazırlanıyor. İlk 2 sezonda kaliteli bir restoranın yetenekli genç şefi Carmen'in ailesinin sandviç dükkanını işletmek için Chicago'ya dönmesini, raydan çıkmış bir mutfağa düzen getirmeye ve kendi restoranını açmaya çalışmasını izledik. Emmy ödüllü dizinin oyuncuları da Emmy ödüllü. Mutfakta geçen kötü bir günde tansiyonun yükseldiği anda performansıyla fırtınalar estiren Jeremy Allen White başrolde. Bu fırtınada ona eşlik eden isimlerse Eben Bosmakrak, Eyo Edebiri. Şu an 3. sezona aç durumdayız. Siparişimiz gelsin diye bekliyoruz. The Bear, evet şef diyor ve ocağı harlamaya devam ediyor. The Bear'ı hala izlemediyseniz ilk 2 sezonuyla yayında. 3. sezonuysa 17 Temmuz'da Disney Plus'ta. 1964'ten 1966'ya kadar yayınlanan 70 bölümlük klasik sitcom The Munsters yeniden canlandırılıyor. Tuhaf ama dürüst bir aile olan The Munsters, bir grup dost canlısı canavardan oluşan ailenin maceralarına odaklanıyordu. Yeni dizinin çalışmaları canavar ailesinin 1313 Mockingbird Lane ev adresine atıfta bulunarak 1313 adıyla devam edecek. 1313, Monsters Verse'ün bir korku dizisi olacak. 3, 2, 1, go! Senelere meydan okuyan sinema canavarlarından biri mumya. 1932 yılında hayatımıza girdi. Brendan Fraser'ın başrolünü oynadığı 99 filmi ve serisiyle devam etti. En son 2017'de Tom Cruise'un başrolünde olduğu bir mumya filmi de izlemiştik. Bu aralar The Mummy için olayların öncesini anlatacak bir yapım geliştiriliyor. Ancak bunun The Mummy'nin hangi yıl versiyonunun bir ön filmi olduğu belli değil. Hazırsak Wakanda'ya geri dönüyoruz. Dünya çapında yaptığı gişeyle 1 milyar dolar barajını geçen, üstüne akademi tarihine damgasını vuran, en iyi film kategorisine aday olup 3 dalda Oscar alan Black Panther'e şimdi de bir animasyon dizisi geliyor. Eyes of Wakanda yapım aşamasında. Wakanda tarihi boyunca cesur savaşçılara tehlikeli vibranyum eserlerini ele geçirmek için dünyayı dolaşma görevi verildi. Bu onların hikayesi. Something different about you. I'm under observation. Bir Sherlock Holmes dizisi ya da filmi beklediğinizi biliyoruz. Sevdiğimiz aktör Benedict Cumberbatch, Sherlock haricinde tüm yapımlarda oynuyor. Ondan hala ses yok. Robert Downey Jr. ile Guy Ritchie'nin yönettiği aksiyon ve gizem dolu Sherlock Holmes da çok beğenilmişti. Üçüncü film geliştiriliyor dendi ama ondan da ses yok. Ama şimdilerde bir Sherlock Holmes evreni kuruluyor. Robert Downey Jr. ve eşi Susan Downey, başyapımcı olarak iki potansiyel yan ürün serisi geliştiriyorlar.
gençlik film serisi After'ın başrolü, en sonda The Minister of Ungentlemanly Warfare'de izlediğimiz Hero Fine Stephen, genç Sherlock Holmes'a odaklanacak yeni dizinin başrolünü üstlenecek. Dizinin yönetmenliğini Robert Downey Jr.'lı Sherlock Holmes filmlerinin de yönetmeni Guy Ritchie yapacak. We must experience everything, not just the good, but degradation. Shall we sing? Horror. Tuhaf, komik ve cesur, bol ödüllü bir film, Poor Things. Tanıştıralım, Bella Baxter. Trajik bir şekilde öldü ve sıra dışı bir bilim insanı olan Dr. Goodwin tarafından beyni bir bebeğin beyniyle değiştirilerek tekrar hayata döndü. Böylelikle Bella hem etrafındaki dünyayı hem de kendini keşfetme yolculuğuna çıkıyor. Bu yolculuk sırasında yolu becerikli ve ahlaksız bir avukat olan Duncan Wedderburn'le kesişiyor ve ikisi kıtalar arası çılgın bir maceraya atılıyor. Venedik Film Festivali'nin en prestijli ödülü olan Altın Aslan'ı kazanan The Poor Things, Yorgos Lanthimos imzalı. Emma Stone ise başrollerde Mark Ruffalo ve Willem Dafoe eşlik ediyor. Gerçek bir teknik ustalık sınıfı ve muhteşem oyunculuklarla zenginleştirilmiş, düşündüren, olağanüstü derecede komik bir kendini keşfetme yolculuğu olarak tanımlanan bu fantastik feminist masal, akademi ödüllerine de damgasını vurdu. Gösterildiği 11 kategorideki adaylıklardan 4'ünü kazandı. Emma Stone filmdeki Bella Baxter performansıyla kariyerinin ikinci en iyi kadın oyuncu Oscar'ına sahip oldu. Ayrıca film en iyi saç makyaj, en iyi prodüksiyon tasarımı ve en iyi kostüm tasarımı ödüllerini de evine götürdü. Sinema severlere müjde, Victoria dönemi bir aşk, keşif ve bilimsel bir cesaret hikayesi olan bol ödüllü Poor Things 14 Ağustos'ta Disney Plus'ta. Bilinmeyen vakaları kurcalamaya hazır mısınız? İkonik dizi X-Files yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. İki FBI ajanı inançlı Fox Mulder'la şüpheci Dana Scully tuhaf açıklanamayan şeyleri araştırırken gizli güçler onların çabalarını engellemeye çalışıyordu. Mulder ve Scully maceralarına yeniden başlayacak. Başrollerini David Duchovny ve Glenn Anderson'ın paylaştığı 16 kere Primetime Emmy kazanan popüler dizi The X-Files'ı ilk olarak 1993'ten 2002'ye kadar 9 sezon boyunca izlemiştik. 14 yıl kadar uzun bir aradan sonra 2016'da 10. sezonu ve 2018'de 11. sezonu seyretme şansı bulduk. Bu arada ayrıca iki uzun metrajlı film The Long Gunman adlı bir yan film de vardı. Şimdi de yeniden başlatılacak olan dizinin yeni versiyonunun yapımcılığını Black Panther'ın yönetmeni Ryan Coogler üstlenecek. Coogler, The X-Files'ı farklı bir oyuncu kadrosuyla yeniden canlandıracak. Tomb Raider cephesinden haberler var. Lara Croft geri dönecek ama beyaz perdeye değil. Angelina Jolie ile sinemalardaki macerasına başlayan, Alicia Vikander ile devam eden konsol oyunu Tomb Raider rotasını şimdi de diziye çevirdi. Aktris ve senarist olan çıkışın da kendi yazdığı Fleabag dizisiyle yapan Phoebe Waller-Bridge, Tomb Raider'ın senaryosu için masa başına oturacak. Hepsi birbirine bağlı, film, dizi ve video oyunuyla Tomb Raider evreni oluşturuluyor. Şu an için Lara Croft kıyafetlerini giyip aksiyona koşacak aktris belli değil. There's danger everywhere. But danger had never looked quite like this before. This girl, Rena Ver. She's been missing for 3 days. That name. I saw something. What happened under the bridge? Can you keep a secret? Tüylerinizi ürpertecek gerçek bir hikaye. Yıl 1997. 14 yaşında bir kız olan Rena Work bir gün arkadaşlarının yanına bir partiye gitti ve bir daha geri dönmedi. Bu gizemli vahşi cinayetle ilgili olarak 7 genç kız ve bir erkek çocuk suçlandı. Ergenlerin yaşadığı dünyanın göründüğünden çok daha karanlık olduğunu öğrendiğimiz hikayede beklenmedik katil hakkında şaşırtıcı bir gerçek var. Rebecca Godfrey'in aynı adlı kitabına dayanan Under the Bridge 8 bölümlük bir mini dizi. Riley Keough ve Oscar adayı Lily Gladstone suç dramasında başrollerde. Under the Bridge,
Disney Plus'ta yayında. Yazar Stephenie Meyer'ın ünlü vampir kitap serisi Twilight sinema filmlerinden sonra şimdi de dizi olarak dönüyor. Kristen Stewart, Robert Pattinson ve Tyler Lautner'ın başrollerini paylaştığı film serisi dünya çapında 3.4 milyar dolardan fazla hasılat yapmış, 2000'li yıllara damgasını vurmuştu. 17 yaşındaki Bella Swan, küçük bir kasaba olan Forks, Washington'a taşınınca yeni okulunda 108 yaşında bir vampir olup 17 yaşında görünen gizemli sınıf arkadaşı Edward Cullen'la tanışıyor ve ona hemen ilk gördüğü anda ilgi duymaya başlıyordu. Edward'la ailesinin vampir olduğunu öğrenmesiyle de olaylar gelişiyordu. You are my life now. Well, well. Klasik Uyuyan Güzel masalına kötü tarafından baktığımız Maleficent 3. filmiyle geri dönecek. Maleficent, 1959 klasiği Uyuyan Güzel'in en ikonik kötü karakterinin anlatılmamış hikayesi. Maleficent'ın kalbini taşlaştıran ve onun bebek Aurora'yı lanetlemesine yol açan olaylar anlatılıyordu filmde. Bu lanetin hikayesini anlatan filmin başrolünde Maleficent'i Oscar ödüllü Angelina Jolie canlandırıyordu. Jolie verdiği bir röportajda senin 3. filmine hazır olduğunu dile getirdi. Biri burası Sparta diye bağırdı ve ikonik bir replik haline geldi. Kral Leonidas'ın uçurumdan aşağı iterken attığı bir savaş çığlığıydı. Sıradaki haberimiz Zack Snyder'ın dehşet verici aksiyon destanı 300'ün dizi uyarlaması hakkında. Evet, Snyder'ın şık aksiyon filminin televizyon dizisi geliştiriliyor. 2006 yılında izlediğimiz 300, 1998 yılındaki çizgi roman serisine dayanıyordu. Kral Leonidas ve 300 Spartalı'nın Xerxes ve onun devasa Pers ordusuna karşı savaşını konu alıyordu. Filmde Kral Leonidas rolünde Gerard Butler, Kraliçe Gorgo rolünde Lena Headey, Dilios rolünde David Wenham, Theron rolünde Dominic West, Stelios rolünde Michael Fassbender ve Xerxes rolünde Rodrigo Santoro gibi A+ oyuncular vardı ve dünya çapında gişede 456 milyon dolardan fazla para biriktirerek 2014 yapımı devam filmi 300 Rise of an Empire'ın yolunu açtı. Şimdi ise Zack Snyder 300 için bir televizyon dizisi geliştiriyor. Ayrıntılar gizli tutuluyor ve şu anda hiçbir yazar ve platforma bağlı değil. Wind of Vengeance. Eski süper kahramanlar, eski rol arkadaşları birlikte geçen set saatleri. Mark Ruffalo ve Chris Hemsworth yeniden bir araya geliyor. Don Winslow'un kısa romanı Crime 101'ın uyarlamasında. The Banshees of Inisherin yıldızı Barry Keoghan'da Crime 101 soygun filminde Chris Hemsworth ve Mark Ruffalo'ya katılıyor. Konuyla ilgili ayrıntılar gizli tutulurken Winslow'un kısa orijinal öyküsü bir polisin Kolombiyalı kartellerle ilişkilendirildiği ve meydana gelen üst düzey mücevher hırsızlıklarını konu alıyor. Dedektif Lou Lubensnik de tek bir suçluya, yani son skoru arayan bir hırsıza odaklanıyor. Şimdilik Ruffalo ve Hemsworth'ten hangisi hırsız, hangisi dedektif olacağı konusu belirsiz. Hi. I'm Chucky. Wanna play? Chucky yine başımıza bela olmaya geliyor. Sinema tarihinin en korkutucu bebeği, ölümcül bebek 35 yılı aşkın bir süredir hayatımızı kabusa çeviriyor. It's time to play. Yaratıcı Don Mancini, başka bir yeni Chucky filmi üzerinde çalıştığını açıkladı.
Ülkemizde ismi çocuk oyunu olarak çevrilen Chucky ile 1988 yılında tanıştık ve ardından 6 devam filmi bir de dizisi geldi. Chucky. He's gone. Dude, you have a serious doll problem. If you only knew. Devam filmiyle vizyona girdiğinde dünyayı kasıp kavuran Top Gun Maverick serisini üçleyecek gibi duruyor. Stüdyo köklü serinin 3. filmi için Top Gun serisine bir kez daha yakıt ikmali yapmayı umuyor. Yeni bir film için senaryo yazılıyor ve Tom Cruise yeni nesil rol arkadaşları Miles Teller ve Glenn Powell'la yeniden bir araya gelecek. Cruise'un yükselen bir film yıldızı olmasına yardımcı olan Tony Scott'ın 1986 tarihli Top Gun filminden 30 yıl sonra gelen devam filmi Maverick, 2022'de gişede çok yüksek bir performans sergiledi ve dünya çapında 1,5 milyar dolar kazandı. The end is inevitable, Maverick. You're kind of set it for extinction. Maybe so, sir. But not today. A few weeks ago, I met Emily, this wonderful, elegant person. Our sons brought us together, actually. Bir yandan elegan ve zengin bir kadın olan Emily, diğer yandan da bir blog yazarı olan anne Stephanie. 2018 yılında Blake Lively ve Anna Kendrick'i başrollerde izlediğimiz A Simple Favor'a devam filmi geliyor. 5 days ago, Emily went missing. İlk film, aynı ilkokulda okuyan çocukları olan iki kadının arkadaş olmasına ve Emily kaybolduğunda Stephanie araştırmayı kendine görev edinmesine odaklanmıştı. Devam filmini yine Paul Feig yönetecek. By the power of Grayskull! Gölgelerin gücü adına. 80'li yılların favori çizgi filmlerinden Masters of the Universe yani He-Man canlı aksiyon olarak filme uyarlanıyor. Seri en son 1987'de Dolph Lundgren'in He-Man'i ve Frank Langella'nın Skeletor'u oynadığı Masters of the Universe'da karşımıza çıkmıştı. Film o zamanlar ticari bir başarısızlıktı ancak yıllar geçtikçe bir kült klasik olarak görülmeye başlandı. Yakın zamanda da yeni versiyonunu izleyeceğiz. Filmin prodüksiyonuna bu yaz başlanacak. Yapımda başrolünü buldu. The Idea of You, Purple Heart, Red, White and Royal Blue gibi filmlerde izlediğimiz Nicholas Glatzin. He-Man yani diğer adıyla Prince Adam, Eternia gezegeninin tahtının varisi. Büyülü güç kılıcı sayesinde krallığını ve Grayskull Kalesi'ni İskeletor'dan korumak için He-Man'e dönüşecek. So, who would like to start? Captain America Brave New World filminden yeni haberler var. Bildiğimiz gibi Falcon, Captain America'dan kalkanı devralmış, kalkanı taşıyarak Steve Rogers'ın mirasını sürdürmeye karar vermiştir. Yani artık başrol Falcon'a hayat veren aktör Anthony Mackie, Captain America 4 Anthony Mackie'nin Captain America'yı canlandırdığı serinin ilk filmi olacak. The Cloverfield Paradox'a tanınan yönetmen Julius Onat da kamera arkasına geçerek çekimleri Atlanta'da başladı. Giancarlo Esposito da 22 günlük çekiminin bir bölümünde kötü karakter olarak kadroya katılıyor. Film, sevilen dizi The Falcon and the Winter Soldier'daki olayların devamını anlatacak. Harrison Ford, Liv Tyler, Tim Black Nelson, Danny Ramirez ve Rosa Salazar da kadroda yer alıyor. Çok satan popüler video oyunu Borderlands film oldu. Deadpool and Wolverine'i izlememize az kaldı. Yorgos Lanthimos ve Emma Stone'dan bir film daha. Kinds of Kindness. Would you look at that? A ladder! Unfortunately, my design doesn't facilitate this type of... Well,
Destiny awaits. Çok satan popüler video oyunu Borderlands film oldu. Başrol komedyen Kevin Hart. Ona da Oscar'lı oyuncu Cate Blanchett, Jamie Lee Curtis, Edgar Ramirez ve Jack Black eşlik ediyor. Cate Blanchett, ünlü kızıl saçlı kanun kaçağı Lilith'i, Ramirez ise evrendeki en güçlü kişi olarak kabul edilen bir iş devi ve silah üreticisi olan Atlas adlı bir karakteri canlandırıyor. Üst düzey bir paralı asker olan Roland'a Kevin Hart, sıra dışı bir bilim insanı olan Tennis'e Jamie Lee Curtis ve keskin zekasıyla tanınan robot Claptrap'a da Jack Black hayat veriyor. Kötü kahramanlardan Chrome'a hayat verecek isimse Olivia Richards. Eli Roth da yönetmen koltuğuna oturduğu rol yapma oyunu Borderlands keskin bir nişancının hikayesine dayanıyor. Film ünlü kızıl saçlı kanun kaçağı Lilith'in güçlü imparator Atlas'ın kayıp kızını bulmak için ana gezegeni Pandora'ya dönüşünü konu alıyor. Oyunun senaryosuna da sadık kalındı. What's happening right now? I'm expelling the excess lead. I can't go if you're looking at me. Actually, scrap that. I can. I really can. Actually, it's helping. Are we really ready for this to finish? Keep looking at me. I told you, you're not welcome here. You're not welcome anywhere. Now get the out of my bar. Just give me one more drink and then I'll leave. Hi, Peanut. I'm gonna need you to come with me right now. Look, lady, I'm not interested. All right, well, I'm sort of on the tick-tick, so upsy-daisy. You don't want this. Unless you want to take a deep breath through your forehead, I suggest you reconsider. Küçük sinema evreniniz sonsuza kadar değişmek üzere. Dördüncü duvarı yıkıp seyirciyle konuşan sevilen anti-süper kahraman Deadpool'un yeni filmini izlememize çok az kaldı. This Wolverine let down his entire world. Want to talk about what's haunting you, or should we wait for a third act flashback? Go f*** off. Başrol Ryan Reynolds ve tekrar Wolverine olması için ikna ettiği kankası Hugh Jackman yeniden karşımızda. Wade Wilson, zaman değişikliği otoritesinin ziyaretinin ardından bizi çoklu evrene geri götürüyor ve kendisine göre yalnızca kendisinin başarabileceği bir görev, kahramanlar içinde kahraman olma şansı veriliyor. Yönetmeni Oscar adayı Shawn Levy. Levy evrendeki tüm karakterlere kapı açık diyor. Pençelerinizi keskinleştirin. Esprilerle dolu merakla beklenen yapım Deadpool and Wolverine yakında sinemalarda. This is what I'm talking about. Big slow motion action sequence. Who knows if you live or die? Let's go. Let's go. This is it. The moment of truth. Kendi hayatının kontrolünü ele geçirmeye çalışan, seçeneği olmayan bir adamın hikayesini anlatan üç parçalı bir masal olarak nitelendirilen Kinds of Kindness filminde İzleyiciler denizde kaybolan karısının geri döndüğünü, ancak farklı biri gibi göründüğünü fark eden bir polis memuru ve kaderinde olağanüstü bir ruhani lider olmak olan ve özel yeteneklere sahip birini bulmaya çalışan kararlı bir kadının dünyasına davet ediliyor. Ödül sezonundan eli boş dönmeyen Poor Things ekibinden yeni film Kinds of Kindness, yönetmen Yorgos Lanthimos, The Favourite ve Poor Things filminde birlikte çalıştığı ve en iyi kadın Oscar'ını kazandırdığı Emma Stone'u yeniden yeni filminde başrole seçiyor. Poor Things'de 96. Akademi Ödülleri töreninde 4 altın heykel kazandıktan sonra Yorgos Lanthimos ve Emma Stone'a yüksek profilli birçok yıldız katılıyor. Willem Dafoe, Margot Qualley, Joe Alwyn, Jesse Plemons, Hong Chau, Mamadou Atti ve Hunter Schafer. Hatta Jesse Plemons, Cannes Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülü de kazandı bu filmindeki performansıyla. Lanthimos filmi Amerika'da geçen her hikayede bir rol oynayan 4 veya 5 oyuncunun yer aldığı 3 farklı hikayeden oluşan çağdaş bir film olarak nitelendiriyor. Sezon hızlı geçti ve yaz geldi. Kamera Arkası ekibi olarak bu hafta sezon finali yapıyoruz.
Unutmayın, yazın birbirinden güzel filmler vizyona girecek. Takipte kalın. Yeni sezonda yeniden karşılaşmak, birlikte iyi filmler izlemek üzere. Güzel bir yaz olsun. Hoşça kalın.